Yıldız Medya'nın sunduğu Figürcünün Seyir Defteri'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konuğumuz Watchmen'den The Comedian karakteri, yani gerçek ismiyle Edward Blake. Uzun zamandır beni en çok heyecanlandıran haberlerden bir tanesi bu hafta gündemde bomba gibi patladı. Konuyu bilmeyen arkadaşlar için hemen kısaca özet geçeyim. Kulislerde konuşulan haber şu ki Damon Lindelof ve HBO Watchmen'in dizi olması için kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Kesinliği olmamakla birlikte olabilitesi çok yüksek bir haber bu. Umarım olur. İnşallah olur. Olmalı. Duyduğum andan beri beni çok heyecanlandırmış durumda. Önümüzdeki günler daha çok bilgi aldıkça netliği ortaya çıkar. Umarım gerçeklik payı yüksek bir haberdir ve bu yapım gerçekleşir. Şimdi figüre geçmeden önce Watchmen'i bilmeyen, filmini izlememiş, grafik romanını okumamış arkadaşlar için ben biraz bilgi vermek istiyorum. Alan Moore'un yazıp Dave Gibbons'ın çizdiği 86 ve 87 yılları arasında 12 adet, yani her ay bir tane yayınlanan grafik romandır. Daha sonra bütün sayıları tek bir ciltte toplanarak tekrardan yayınlandı. Türkiye'de sinema filmi vizyona girdiğinde Gerekli Şeyler tarafından basıldı. 2009 tarihinde de Zack Snyder tarafından ekrana taşındı. Hikayemiz Amerika ve Sovyetler Birliği'nin nükleer savaşın eşiğinde olduğu, hatta Soğuk Savaş etkilerinin de bol içinde döner hadiseler. Ama Watchmen'de iyiler bile geçmişlerinde bir şekilde suça bulaşmış, karanlık tarafları olan kişiler. En basitinden hepsinin toplumla ilgili sıkıntıları mevcut, motivasyonları ve sebepleri var. Ayrıca kahramanlarımız kahraman olup süper güçleri olmayan bu topluluğun hikayesi size bambaşka bir yerden bakma imkanı sağlıyor bu olaya. Bu anlamda yayınlandığı dönemde çizgi roman dünyasında bilinen kalıpları yerle bir etmiş ve yeniden tanımlamış bir yapıt. Hugo'da dahil olmak üzere birçok da ödül alıyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Şimdi gelelim karakterimize. Komedyen karakteri bana göre süper kahramanlar arasında iyi tarafta olup karanlığa, siyaha en çok yaklaşan renklere sahip karakterlerden bir tanesi. İnsanlar onu sosyopat olarak nitelendiriyor ama o kendine vatansever demeyi tercih ediyor. Watchmen'e katılmadan önce Minutemen'e dahil oluyor. Hatta dahil olduğu Spectre ablamıza tecavüz etmeye kalkıyor. Hooded Justice tarafından burnu kırılan karakter. Daha sonra bu örtbas ediliyor bir şekilde ve Minutemen devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri ordusunda hizmet veriyor. Vietnam'da savaşıyor Dr. Manhattan'la beraber. Daha sonra devletin işlerini yapmaya devam ediyor. 1985 yılındaki ölümüyle beraber Watchmen hikayesinin başlamasına sebep oluyor aslında bir bakıma. Şimdi gelelim figürümüze. Neredeyse kutuyu figürden daha çok sevebileceğim bir ürünle karşı karşıyayım. Eminim ki evinde yeri olan herkes kutuları saklıyordur. Yani saklamaya çalışıyordur. Kiminizin yatak odası, kiminizin salonda, koltukların altı, çalışma odanızda, yatağın altı, artık aklınıza neresi geliyorsa oralara tıkıştırdığınızı biliyorum. Bu yüzden bu figürün kutusu hepinizin çok hoşuna gidecek. Bir tasarımcı olarak gerçekten kutunun tasarımını çok beğendim. Hemen vakit kaybetmeden bakalım. The Comedian Collector Action Figure yazıyor ortada. Sağ ve solda logoyla uyarılar var boğulmaya karşı. Kenarda Watchmen'in logosu yatay şekilde kullanılmış. Komedyen figürüyle beraber çok güzel hazırlanmış. Kesip böyle başka bir şey bile yapılabilir. Arka tarafta daha geniş kapsamlı bir tasarım var. Üst tarafta gördüğünüz gibi bu serinin figürleri var. Six Spectre, The Comedian, Manhattan ve Night Owl. Onun altında da ilk serinin figürlerini yazmışlar. Üst tarafta da klasik Who Watched the Watchmen logosu var ki nefis. Kenarda diğer tarafta yine aynı şekilde Watchmen logosu ve DC logosu var.
üst tarafta gördüğünüz bu kısım da benim çok hoşuma gidiyor. Yani kutu gerçekten çok hoşuma gitti benim. Şöyle bir açalım bunu. Nasıl geldiğini size göstermek istiyorum. Bir dakika şuradan. Evet, bu şekilde geliyor. Silahlar yan taraflarda konmuş şekilde. Ben tabii bastırmadım. Öyle koydum tekrar siz görün diye. En sevdiğim noktalardan bir tanesi de eğer diorama yapmak istiyorsanız kutunun arka planını gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu arada stand da var. Who watch the Watchman yazıyor. Yani gözcüleri kim gözlüyor manasında. O çizgi romanda çok sık kullanılan bir deyim. Şöyle ben size figür de koyayım içine. Hani bir dioramanın arka planı olabilecek bir tasarım da size göndermişler. Bu da güzel bir dokunuş aslında. Ben bu tarz ince fikirleri seviyorum. Ya da öyle yapmışlar. Onu fikir olarak biz şu anda uyduruyoruz. Her zamanki gibi standla başlayalım. Bu gördüğünüz standla geliyor figür. Standın üst tarafı metal plaka gibi yapılmış. Böyle eskitme bir boyama yapılmış üstüne. Hani sanki çok kullanılmış o yüzey gibi. Hatta şunu net olarak söyleyeyim. Boya işçiliği çok daha iyi bu standta. Şöyle figürü geçirmeye çalışalım üstüne. Burada iki tane ayağın altından giren yer var. Yalnız figürün ayağın altında tek yer var. Burada iki tane var. Artık kendiniz ayarlarsınız onu. Biraz saçma olmuş. Tekini koyuyorsunuz. Diğeri tam deliğin olduğu yerde ayak denk geliyor. Bu sefer o onun üstüne oturtmuyor. Kenara çekiyorsun falan. Yine de stand fena değil. Boyamasını sevdim. Şimdi figüre geçelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu figürü Türkiye'de bulamadım. Sitelerde ve dükkanlarda değişik figürler vardı ben aradığım zamanlarda. İşte naketler, anahtarlıklar ve birkaç tane küçük büst tarzı figür vardı. Bu yüzden Amazon'dan almak zorunda kaldım. Bununla beraber iki karakter daha aldım. Kargoyu daha ucuza getirdim tabii. Şimdi DC Direct firmasının figürü bu. Second Wave olarak geçiyor. İkinci seri, ilk seride başka karakterler var. Figürde benim beğendiğim ve beğenmediğim şeyler neredeyse eşit aslında. Yani dediğim gibi kutuyu daha çok beğenmiş bile olabilirim aslında. Tipik olarak her figürde yaptığımız gibi kafa bölgesiyle başlayalım. Bence sorunlu olan bölgelerden biri de kafa. Tabii bana göre böyle. Belki de hani bu serinin olayı budur bilemiyorum. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Saç bölgesinde biraz daha renkle, gölgelendirmeyle hareket yaratılabilirmiş. Derinlik arttırılabilirmiş saçların arasındaki biraz daha tel tele yakın hani böyle Neca'nın uyguladığı şekilde yapılabilirmiş. Kafanın iki bölgesinde yani sağ ve sol şakaklarda beyazlaşma var yaşından dolayı karakterimizin. Fakat burada o efekti o kadar kötü yapmışlar ki böyle fırçayla çekip bırakmış gibi duruyor. Çok kötü duruyor. Hiç beğenmedim bunu ben. Bir kötü detay da kulaklarla saçların birleştiği yerde böyle kalıp gibi saçın kulağı yok etmiş olması. Ağızda tabii ki pürosu var. Yani komedyen figürüyle özdeşleşmiş elementlerden bir tanesi. Maske sanki suratın üstüymüş de boyanmış gibi çok hafif bir kabarıklık var. Onu biraz daha böyle hani öne çıkartabilir miydiler bilemiyorum. Yani ben yapsam öyle yapardım. Sağ ve sol omuzda omuzlukları var, omuz korumalıkları var. Zırhının bir parçası, filmde de göreceksiniz bunu. Boyama işçiliğini güzel yapmışlar. Şöyle bir güzelliği var. Kolu yanlara doğru açtığınızda hareket ediyor aynı şekilde. Yukarı doğru, yukarı aşağı doğru kaldırıp indirdiğinizde de aynı hareketi sağlıyor. Yine omuzun biraz altında ikonik smile face rozeti var. Ama burada öyle bir yapılmış ki hani Çin işi bootleg bir figür imajı yaratmış. Çünkü o smile değil. Yani olmamış. Onu da başarısız buldum. Komedyen daha önceden daha basit bir kostüm kullanırken yaşadıklarından sonra zırh giymeye başladı. Ön tarafta o zırhın askılarını görüyorsunuz. Kemeri var.
yine filmdeki kostüm baz alınarak yapılmış. Arka tarafa geçelim. Arka tarafında askılar devam ediyor. Askıların bittiği noktada fişeklik var. Pompalı tüfeğinin fişeklerini oraya koymuş. Oradan nasıl alacaksın? O biraz zor aslında ama. Şöyle çevirelim. Sağ ve sol tarafta tabancaları için kılıflar var. Holster dediğimiz. Fakat benim hoşuma gitmeyen detaylardan bir tanesi de bu. Biraz daha detaylı, biraz daha gerçeğe yakın yapılabilirmiş. Belki birleşik değil, bir parça olarak da yapılabilirmiş. Kıyafetinin detayları bacaklara doğru, dizlere doğru devam ediyor. Paltolonun detayları. Dizlikler var. Dizliklerin detayları belki güzel olabilir ama dizi kırdığınız zaman böyle çok sivri şekilde dışarı çıkıyor. Hoşuma gitmedi. Çizmeleri beğendim ama çizmelerde kullandıkları boyama şekli hani biraz gölgeli falan, böyle eskitilmiş, çok kullanılmış bot havası hafif yakalamışlar. Onu beğendim. Figürde sevmediğim noktalardan bir tanesi de arkadaşlar, kolun bilekle silahı tutmak için yaptığı pozlama. O açı çok tuhaf duruyor. Benim hiç hoşuma gitmedi. Silahlar sürekli elinde duruyor bende aslında ama ben şimdi siz görün diye yerine soktum. Takarken dikkat edin, parmak plastiği biraz nasıl diyeyim, sıkıntılı, elinizde kalabilir. Eklem noktalarına bakalım. Aslında hareketli bir figür. Kafa 360 derece dönebiliyor. Aynı zamanda aşağı yukarı sağa sola bakıyor kafa. Kollar yanlara doğru iki tarafta açılabiliyor. Şöyle göstereyim. Burada da Titanic sahnesi arkadaşlar. Akılda olsun. Yukarı aşağı indirip kaldırıp köy düğünlerinde havaya sıkan maganda yaratabiliyorsunuz. Kollarda dirsek kısımlarından hareket alanı var aşağı yukarı. Çok sınırlı ama. Bir de biraz sertler. Diyafram için hareket noktası yok ne yazık ki. Bacakları gördüğünüz açıyla açabiliyorsunuz. Şöyle bir şipagat yaptırabilirsiniz. Dizlerde kırılma yapabiliyorsunuz ama dediğim gibi o dizliklerin bölgeleri çok kötü gözüküyor. Bacakları 360 derece döndürebiliyorsunuz. Ayak bileği ya da ayak tabanında herhangi bir eklem yok. Orası sabit. Pozlarken bazen sıkıntı çıkartabiliyor. Söylediğim gibi figürün artıları da var, eksileri de var. Eksiler hata gibi değil. Tamamen benim kişisel zevkimle uyuşmayan noktalar. Gerçi kulak kısmı saçla kulağın birleştiği noktalar biraz sıkıntılı ama olsun. Watchmen'i seviyorsanız, grafik romanını seviyorsanız, bu evreni seviyorsanız, filmi izlediyseniz ya da izlemek istiyorsanız bu figürleri zaten almak isteyeceksinizdir. Amazon'da çok da pahalı değiller. Özellikle Dr. Manhattan pahalı. Bir de Rorschach'ın maskelisi pahalı. Denk getirebilirsiniz, alın, arşivinizde bulunsun. Bunun değişik versiyonları da var. Büst şeklinde olanları da var farklı firmaların. Ben başarılı buldum diyebilirim. Benden geçerli not aldı. Buzz Medya'nın sunduğu figürcünün seyir defterinin sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.